Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı düğmeye bastı. Elektronik eşyada geri dönüşüm harekatı geliyor. Cihaz evden alınacak, üreticiye transferi sağlanacak. Eski elektronik eşya çöp yerine yeniden kullanıma kazandırılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geri dönüşüm konusunda yeni bir adım attı. Çok büyük kısmı ithalatla gelen elektrikli ve elektronik eşyanın geri kazanımı için çalışma yaptı. Bakanlığın yönetmelik değişikliği taslağına göre internetten elektronik eşya satanlar da tüketicinin istemesi halinde sattıkları ürünün muadili olan eski cihazı tüketicinin adresinden teslim alacak, yetkili firmaya yollayacak. Şimdi diyelim ki evinizde böyle bir su ısıtıcınız var ancak cihazınız bozuldu ve siz bunun yenisinden bir tane sipariş verdiniz. İşte o sipariş verdiğiniz firma sizden bozulan cihazı ücretsiz bir şekilde alıyor ve onu üretici firmaya yolluyor. Üretici firma da bozulan cihazı geri dönüşüme kazandırıyor. Çevre Bakanlığı üreticiye yani elektrikli ve elektronik eşya işleme tesislerine çevre lisansı verecek. Lisanslı firmalarda atık elektronik cihazların geri dönüşümünü sağlayabilecek. Öte yandan taslak halindeki düzenleme klima, elektrikli süpürge, televizyon, dizüstü bilgisayar, lamba, çamaşır makinesi, cep telefonu, fırın gibi pek çok cihazı kapsıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez Ağrı'dan seçim vaatlerini sıraladı. İktidara gelirlerse çiftçiye mazotu vergisiz vereceklerini söyledi. Çiftçilerin ve esnafların bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Ahmedi Hani Türbesi'ni ziyaret etti. Bilgi aldı, dua etti. Tavşir bitkisinin ahlattan getirmişler. Taşlar. Evet, taşları orijinal ahlattan getirmişler. 1994 yılında inşa etmişler. Bir sonraki durağı ise İshakpaşa Sarayı oldu. Kentin simge yapısını karış karış gezdi. Tarihini öğrendi. İkinci adaya geçmeden önce sağlı solda iki tane sevgi ağacı var efendim. Şu an Fidoğlu Bayısı o dönem yoktu efendim. Tarım alanı olarak kullanılıyor. Buraya yerleşmiş. Aynen öyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ağrı'daydı. Doğu Bayazıt ilçesinde hem kültür ziyareti gerçekleştirdi hem de vatandaşlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun gezisinde sıra iş dünyasıyla toplantıya geldi. Tarım ve hayvancılık konusunda Erzurum'dan başlayarak ta İran sınırına kadar bu bölge için özel bir planlama yapılması. Özel bir planlama. Tarım açısından bölgenin kritik önemine dikkat çekti CHP lideri. İktidara gelirlerse çiftçiye mazotu özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi olmadan vereceklerini vaat etti. Çiftçiye mazotun kesinlikle biz söz verdik, kırmızı mazot vereceğiz. ÖTV'siz ve KDV'siz. Sadece çiftçi kırmızı mazot alabilecek. Maliyet artı makul kar eşittir tavan fiyatı. Formül bu olması lazım. Böylece hiçbir çiftçi planlama çerçevesinde ektiği hiçbir üründen zarar etmeyecek. Ve bir dönem siyasette çokça tartışılan helalleşme çağrısı. Kılıçdaroğlu Ağrı'da da dikkat çeken sözlerini yineledi. Tüm Türkiye'ye birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Memleket hepimizin memleketidir. Helalleşmemiz lazım. Ya artık kavgadan bıkmadık. Kucaklaşalım. Kimsenin kimliğini sorgulamayalım ya. Kimlik siyaset konusu olmaz. İnanç siyaset konusu olmaz. Yaşam tarzı siyaset konusu olmaz.